Hakan Bey, biliyorsunuz Bulut'un akrabalığı eşinizde. Hı hı. Aile olarak Bulut'un vesayetini alabilmek için davayı Demet Hanım'ın açması gerekiyor. Peki, güzel. Davayı zaten Demet açacak. Bunda bir sıkıntı yok. Siz evrakı hazırlayın yeter. Şimdi şunu bir daha sormak istiyorum. Demet ve ben Bulut'un vasisi olunca ne olacak? Bir daha anlatır mısın? Bulut'un anne ve babası rahmetli Demir Bey ve Zeynep Hanım. Hmm. Pusula Holding'in %24'er hissesine sahipler. Oo. Yani Bulut'un vasisi Pusula Holding'de %48 oranında söz sahibi olacak demektir. Biliyorum avukat, biliyorum bilmez miyim ya. Sadece bunları bir daha duymak çok hoşuma gidiyor, biliyor musun? Peki, o zaman siz gerekli evrakı hazırlayın, iş bir tek imzaya kalsın, tamam mı? Peki. Çıkabilirsin. Şimdi senin kuyruğundan çok pis yakaladım Ferit Aslan. Çok pis. Bu şirketi senin başına geçireceğim. Arkana bakmadan kaçacaksın, arkana bakmadan. Bekir. Efendim Hakan abi. Şu Ferit Efendi'yi bir araştıralım. Yani şirkette iş yerinde ne yaptığını biliyoruz ama dışarıda ne yapıyor? Kimle buluşur, kimle konuşur, ne yer, ne içer, nereye gider? Hayatında bir kadın var mı? Yani mahkemede aleyhine kullanabileceğimiz bir falsosu var mı? Ona bakalım, anladın mı? Anladım abi, anladım, tamam mı? Hadi. Hadi, 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 hadi. %48. Oo. Bu saatte ararsan açmaz tabii Nazlı. Alo, Asuman. Ablasının gülü. Ne yapıyorsun? Ne demek bu saatte aranır mı ya? Şşş kızım. Uyumaya mı gittiniz siz oraya? Nasıl uygulamalı staj bu arkadaşım, anlamadım ben. Ya ablacığım bak, dün gece saatlerce değerlendirme toplantısı falan yaptık. Allah'tan bizim hocalar insaflı, sabah boş bıraktılar kendimize gelelim falan diye de. Yani işte... Nasıl? Git başka yerde konuşuruz. Abla bak, o da arkadaşlarım falan perperişanız. Uyuyor herkes, ben yarın geldiğimde anlatırım zaten sana detayları. Ya tamam tamam, önemli değil. Ben zaten bir şey söylemek istiyorum seni. Tamam, yarın dönüyorum zaten, gelince konuşuruz işte her şeyi. Tamam hadi. Sal beni, öptüm. Hadi canım, bay. Asuman. Alo, Asu. Kapattı. Para isteyemeyecekse çok uzun konuşmuyor biliyorsun, kontrol bitmesin diye. Çok ekonomik kız. Ha, Deniz arıyor. Ha, annemmiş. Efendim anneciğim. Sonunda aramışsın. Günaydın. Tamam, tamam anneciğim, kapatıyorum. İşim var birazcık, tamam, öpüyorum seni çok. Babama selam, görüşürüz. Benim acil çıkmam lazım. Ay daha okuldakileri arayacağım. Bugün sunuma gidemiyorum, idare etsinler. Alo. Ha Metin. Ya ben gelemeyeceğim bugün, idare ediverin. Telefonun amma meşgul Nazlı ya. Yavru Ceylan, veda vakti geldi, gidiyorum ben. Aa, bu kadarcık mı çantan? Aynısı var Fatoş ya, yeter işte 2-3 günlük. Lazım olursa isterim senden. Kızım, Odun Prens'in kalesine savaşa gönderiyoruz seni. Şimdi intikam zamanı. Yeri geldiği zaman çok tarz, yeri geldiği zaman çok güzel olman lazım Nazlı. Bu cephane yeterli değil. Fatoş saçmalama ya. Yok savaş mavaş, bitti. Adamın acısı boyundan büyük. Açma artık eski defterleri, bırak. Kız.
Sen bir gördün yumuşadın mı yoksa bu Ferit'e karşı? Bak öyleyse söyle bileyim. Fatoş delirtme beni. Yok öyle bir şey, yumuşamadım. Niye gittiğimi biliyorsun. Ya ben Bulut'un hatırı için gidiyorum oraya. İyi tamam ya tamam. O zaman şey yapmayalım çok. Ona zamanı gelince bakarız. Tamam. Bakma Fatoş bakma bu kadar. Ay Nazlı. Sabahtan beri telefon konuşmalarım bitmediği için gösteremedim. Ama dur bir bak. Bugün seni öğle yemeğine çıkarıp döner kapı kazası için bir kez daha özür dilemek isterim. Aydın sana uyuduktan sonra kararttım gözüme. Engin'e mesaj attım. Çat diye cevap geldi. Birazcık konuştuk. Sabahına da bunu yollamış. Bravo yalancı Fatoş. Sonunda Engin'e gerçekleri anlatıyor musun? Evet. Bütün cesaretimi toplayacağım ve diyeceğim ki ödüllük tasarımlarım var ama henüz ödülleri yok. Bir de moda evi sahibi olmak için çok yüksek bir potansiyelim var ama henüz modelim yok diyeceğim. Bir anlatacağım. Aferin. Ha bu arada unutmadan. Yabancı bir evde ilk kez kaldığında yastığının altına anahtar koy derler. Gece rüyanda evleneceğin erkeği görür müsün? Fatoş, hiç hatırlatmak istemiyorum ama ben o evde ilk kez kalmıyorum. Ha. Yok ya, o sayılmaz. İlk bu. Bu sayılır. Tamam mı? Naz bak, ölümü gör yapacaksın ama. Ha? Seni mi kıracağım be? Hadi benim. Hadi bay bay. Mükemmel zamanlama. Deniz. Mesajımı aldın mı? Aldım ama biraz geç görünce cevap yazamadım. Aşçı başımın yollarda helak olmasını istemiyorum. İş yerimizin servis imkanı da var. Ben bunu söylemeyi unutmuşum, o yüzden haber vermeye geldim. Aa tabii sen her şey tamam ama maaşı konuşmadık diyorsun. Çok haklısın. Hadi konuşalım. Pazarlık yapalım. Deniz. Dün Ferit Bey'le Bulut eve geldi. İş teklif etmek için. Ya Bulut'un durumu malum biliyorsun. Yanında birinin olması gerekiyor. Sen de kabul ettin anlaşılan. Ettim. Bulut'a nasıl hayır diyeyim? Ya ben sabah haber vermek için seni aradım da bir denk gelemedik. Bence çok doğru bir karar vermişsin. Bulut'un gerçekten desteğe ihtiyacı var. Umarım ona iyi gelir. Ona ilaç gibi geleceğinden eminim. Hadi atla götüreyim seni. Bulut Bey'i bekletmeyelim. Alayım mı? Senedir.